Baba Torik. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United kendi sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Bildiğiniz gibi Manchester United kendi sahasında Rangers beraberliğiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'yı deplasmanda yenerek bir nevi hani puan anlamında da kendisine geldi diyebiliriz. Bursaspor ise iki maçta da 0 puanı var. Özellikle Rangers maçı öncesi hem ben hem de genelde kamuoyu ve sahaya bakarak hepimizin ortak fikri Bursaspor'un Rangers karşısında iyi bir skorla, en azından yenilmeyerek, mağlup olmayarak dönmesi yönündeydi ama Bursaspor bunu gerçekleştiremedi ve Rangers deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı. Kendisi aslındaki 4-0'lık Valencia mağlubiyeti zaten bir anlamda Bursaspor açısından işlerin Şampiyonlar Ligi açısından kötü olabileceğinin sinyallerini vermişti. Rangers'ta da bunu devam ettirdiler. Ben zaten hani grup içerisinde de Manchester ve Valencia'nın ön plana çıktığını düşünüyordum gruplar kurallar çekildiğinde. Bursaspor'un hala Rangers'ı özellikle kendi altına alma ihtimali var ama bunu yapabilmesi için de bence hani en önemli şey hem Rangers'ı yenmesi gerekiyor hem de onun dışında da en azından bir puan ya da birkaç puan alabilmesi gerekiyor. Ve o yüzden Bursa'nın en azından bir beraberliğin Bursaspor açısından Manchester karşısında ben 3 puan kadar değerli olduğunu düşünüyorum grup sıralaması içerisinde. Ama onun dışında tabii Manchester United'ın favori olarak çıktığı bir maçı izleyeceğiz. Manchester yani bu maç biraz erken oluyor. Aslında biraz böyle son maç falan olsaydı ve Manchester gruptaki konumunu rahatlatsaydı belki oyuncu değişiklikleri yani genelde bunu yapıyor Ferguson ve hani daha böyle az oynayan oyuncularını daha tecrübesiz oyuncularını oynatıyor ve buralardan belki bir puanlar çıkarabilirdi. Yani hatırlarsanız Beşiktaş'ın deplasman galibiyetini bundan önceki sene. Ama açıkçası Manchester bu maçı kazanmak isteyecektir ve yani ellerindeki hem zaten ligde de bir kötü gidişat var. Manchester'da bir istikrarsızlık durum söz konusu. O yüzden kendi sahalarında son haftada berabere kaldılar 2-2. O yüzden Manchester'ın bu işi sıkı tutacağını düşünüyorum. Bursaspor'da bildiğiniz gibi Karabükspor'la berabere kaldı. O yüzden maçın favorisini Manchester United olarak görüyorum. Onun dışında da hani alt üst seçeneğinden de gol seçenekler bence bu maç için denenebilir. Baba Torik.